Efendim tekrar merhabalar. Antalya'dan Sezgin Bey'in bir sorusu vardı. Hem sizin için hem de değerli hocam İsmail Karagöz Beyefendi için tekrar hatırlatayım. Eşim bir rüya görmüş dedi. İki kızım var, bir tanesini Allah'a kurban ediyorken görmüş. Bu rüyayı neye yormalıyız, nasıl bir sonuç çıkarmalıyız? Hocamızdan öğrenelim inşallah. Tabii ben rüya yorumcusu değilim ama evet. Öncelikle şunu söylememiz gerekir. Rüya ile amel edilir mi? Eğer gördüğümüz rüya Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine, yani dini mübini İslam'a uygunsa edilir. Yani rüyamda iki rekat namaz kılıyorum. Kılalım. Yani. Efendim rüyamda umre gidiyormuşum. İmkanım var. Gidelim. Rüyamda komşuma bir takım elbise alıvermişim. Fakir. Alıverelim. Mesela bunlarla amel edelim. Şimdi ben iki kızımdan birisini rüyamda Allah'a diyorum. Allah'a adamak. Yani ben bunu kızınızı din-i mübini İslam'a hizmet edecek, Allah'ın dinine hizmet edecek, Allah'a iyi kul olacak şekilde efendim yetiştirmeniz için bir işaret olabilir. Evet hocam. Yani arada sizin söylediğiniz gibi kızınızı hafız yapabilirsiniz. Ben öyle düşünmüştüm mesela. Bir ilahiyatçı yapabilirsiniz, Kur'an kursu öğreticisi, vaize yapabilirsiniz. Bunu böyle anlayabiliriz. Evet hocam, teşekkür ederiz. İstanbul'a uzanıyoruz sevgili dostlar. Adem Bey telefon attığımızda. Alo. Alo. Buyurun Adem Bey, hoş geldiniz. Selamünaleyküm, hayırlı Aleykümselam. Akşamlar. Aleykümselam, hayırlı akşamlar efendim. Hocamın ellerinden öpüyoruz, hürmetle. Teşekkür ederiz Adem Bey, sağ olasın. Sunuyorum. Hocam buyurun. Ben din görevlisiyim aynı zamanda da. Bir konudan bahsetmek istiyorum. Genelde cemaatimizin de böyle sorduğu. Mesela nikah konusuyla ilgili özel bir konu. Burada mesela işte mahkemenin boşaması... nasıl bir boşamadır? Yani hani diyoruz ya işte evet. Boşanmış olduktan sonra tekrar evlenebilir mi? Gibi bu konu hakkında hocamdan bir Hay kıymetli hocam. Yöneltelim tekrardan. İnşallah. Sıhhat diliyoruz efendim. Bütün İstanbullu kardeşlerimizi sizin şahsınızda selamlıyoruz. Aynı evet, akşamlar. Adem Bey'e teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. Şimdi Furkan Bey, tefviz-i talak diye bir şey var. Prensip olarak İslam dininde boşama yetkisi erkeğe verilmiş. Evlenince bu nikah bağını erkek çözebilir. Kadın kendini boşayamaz mı? Şayet erkek evlenirken kadına boşama yetkisi verdiyse veya evlilik süreci içerisinde hani nikah kıyılırken veremedi de daha sonraki bir zaman diliminde tamam sen de kendini boşayabilirsin diye ona boşama yetkisi verdiyse buna tefvizli talak deniyor. Yani boşama yetkisinin bir başkasına verilmesi, devredilmesi demektir. Şimdi resmi nikah kıyılınca çiftlerin boşanabilmesi için mahkemeye müracaat etmeleri gerekiyor. Evet. Şimdi anlaşamadılar çiftler, geçinemediler. Dediler ki boşanalım bari. Mahkemeye müracaat ettiler. Hakime dediler ki biz geçinemiyoruz. Bizi boşa. Burada hakime boşama yetkisi vermiş oluyorlar. Hakim de tarafları dinliyor, anlaşıldı diyor. Siz geçinemeyeceksiniz, geçinmeniz mümkün değil. Sizi boşadım diyor. Hakim, yani mahkeme boşadığı zaman bu boşama bir talak-ı bayin olur. Talak boşamak demektir. Bayin ayrılık anlamına gelir. Dönüşü olmayan bir ayrılık. Yani biraz geriye gideyim. Boşama iki kısma ayrılır. Bir rici boşama. Talak-ı rici deniyor buna. Kişi erkek hanımını boşadığı zaman kadın iddet bekler. Bu iddet içerisinde erkek dönebilir. Buna yani vazgeçebilir. Yani boşamaktan vazgeçebilir. Yeni bir nikaha ihtiyaç kalmaz. Diyelim ki erkek hanımını boşadı mahkemeye filan müracaat etmeden. Kadın da iddetini bekledi. Hanefilere göre 3 adet gördü. Şafilere göre 3 temizlik süresi gördü. İddet sona erdi. O talak rici olmaktan bayin olmaya geçer. O zaman talak-ı bayin yani. Olur. Geri şöyle dönemez. Kadının iradesine. Rici talakta kadının iradesi veya yeni bir nikaha ihtiyaç yoktur. Yani erkek boşamaktan vazgeçebilir. Ama iddet bittikten sonra artık irade kadının eline geçmiştir. Ben boşamaktan vazgeçtim diyemez erkek artık. Kadın kabul ederse devam edebilir. Tıpkı mahkemenin boşanması da böyledir. Şimdi mahkemenin boşanmasından sonra diyelim ki mahkeme geçen sene boşamıştı. Aradan 6 ay, 1 sene geçti.
Bunlar düşündüler, taşındılar, ya hata etmişiz, biz boşanalım dedik ama boşandık mahkeme kararıyla ama biz yeniden evlenmek istiyoruz derlerse ne yapacak? Erkek veya kadın talip olacak. Evet. Diyelim ki erkek talip olacak, kadın da peki kabul ettim derse nikah kıyılacak. Yani yeni bir ilk nikah. Sefere nasıl nikah kıyıldıysa yeni bir nikah kıyılacak. Şimdi böylelikle bir evlilik bağı oluşmuş olacak. Yani bir nikah kıyılınca üç bağ vardı. Bir bağı harcadılar. İkinci nikah kıyınca iki bağla devam eder. Yeni bir nikah kıyılınca bağlar tekrar üç olmuyor değil mi hocam? Olmuyor. Orada da sanki bir bilgi eksikliğimiz var gibi. Yani bir çift ilk defa evlendiği zaman üç tane bağ oluşur. Evlilik bağı değil buna. Hı hı. Siz bir boşama yaparsanız bir tanesi gider, iki tanesi kalır. Eğer ayrı ayrı kişilerle evlenseydi, yani erkek başka bir kadınla, kadınla başka bir kadınla evlenseydi o takdirde tekrar üç bağlı devam üç bağlı olur. Ama aynı kişiler yeniden evlendikleri için o bağlardan bir tane hakkını kullandılar, iki tane kaldı. Evet. Dolayısıyla son bir daha söylüyorum. Mahkemenin boşadığı talak-ı bayin olur. Yani irade kadının eline geçmiş olur. Yeniden evlenmek istedikleri zaman tıpkı ilk evlilik gibi erkek talip olacak veya kadın talip olacak. Karşı tarafta evet diyecek. Aralarında nikah kıyılacak. Yeniden mehir tespit edilecek ve yeni bir evlilik oluşturulabilir. İki bağla devam eder. İnşallah Kıymet Hocam. Teşekkür ederiz. Efendim Muş'a uzanıyoruz. Süreyya Hanım telefon attığımızda. Alo. Alo. Buyurun Süreyya Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Benim iki tane sorum olacaktı. Dinliyoruz. Birincisi, televizyon açıkken namaz kılınır mı? Evet. Kılınması uygun mu yani? Hı hı. İkincisi de ya psikiyatri ağır hastalığı geçirmiş biri maaş alabilir mi hani devletten? Evet. Bir yöneltelim inşallah. Sıhhat diliyoruz efendim. Sorularınız için teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Evet hocam, televizyon açıkken namaz kılınabilir mi? Evet, niye televizyon açıkken namaz kılıyoruz ki? Kapatalım televizyonu. Şimdi televizyon önümüzde açıkken kılsa ister istemez gözümüze takılır değil mi? Tabii. Arkamızda ise televizyon, bu sefer sesini duyarız. Sesiyle rahatsız eder. Şimdi namazda huşu diye bir şey var. Huşu, uzuvlarımızı hareketsiz, Allah'ın karşısında olduğumuz bilinciyle hareket etmek, zihin dünyamızı da mümkün olduğu kadar namazın dışındaki herhangi bir şeyle meşgul olmamaktır. Bazen buna siz gücünüz yetmeyebilir. İster istemez namazdayken başka şeyler aklınıza gelebilir. Bu şeytandandır. Dolayısıyla bu namaza zararı vermez. Ama göz göre göre önünüzde televizyon varken veya önünüzde kocaman bir fotoğraf var iken namaz kılarken gözünüz ona takılabilir. Kulağınız onu duyabilir. Dolayısıyla namazın huşuğunu ihlal eder. Estağfirullah, قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينُهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ buyuruyor Cenab-ı Hak. Gerçekten müminler kurtuluşa erdiler. O kurtuluşa eren müminler namazlarını huşu içerisinde kılarlar diyor. Dolayısıyla televizyon açık iken huşu içerisinde namaz kılamayız. Namaz kılarken televizyonumuzu veya radyomuzu kapatmalıyız. Veya dikkatimizi dağıtacak her türlü ortamdan uzak durmalıyız. Evet, hatta hocam, mesela bir insanın abdesti sıkışırken eğer vakit varsa efendim yemek hazırken namaz kılması bile mekruhtur. Evet. Niye? Çünkü aklı orada kalır. Aklı orada kalır. Evet. İnşallah o huşuyla namaz kılanlardan oluruz. İkinci sorusu, ağır hasta olan bir kimsenin devletten para almasıyla alakalı. Şimdi devletimiz elhamdülillah eskiye göre sosyal bir devlet. Fakirlere, dullara, yoksullara, engellilere yardım ediyor. Mesela evde bakım hizmeti olarak 800 lira yakın para veriyormuş. Eğer devletin koyduğu, belirlediği kriterlere, ölçülere uyuyorsa, bu kardeşimizin bahsettiği hasta uyuyorsa devletin verdiğini alabilir. Helaldir, helal, hoş bir şekilde yiyebilir. Ama devletin koyduğu kurallara uygun değilse zaten alamaması lazım. Alıyorsa da o yani zaten onun için haram olur. Kandırarak, hile yaparak, sahtekarlık yaparak alıyorsa zaten aldatmak Müslümana yakışan bir şey değildir. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Bir telefon bağlantımız daha var sevgili dostlar. Ankara'dan Şamil Bey telefon attığımızda. Alo. Selamünaleyküm. Vaaleykümselam efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bir sorum olacak sayın hocam. Buyurun dinliyoruz Şamil Bey. İslam dinimize göre Evet.
Müslüman bir beyefendi açık bir bayanla röportaj yapabilir mi? Evet. Yöneltelim inşallah. Sıhhat diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar olsun. Allah'a emanet olun inşallah. Evet Muhterem Hocam. Şamil Bey'e teşekkür ediyoruz. Tabii şöyle cevap verelim. Hani edebilir edemez diye bir cümle söyleyip kestirip atmak yerine. Şimdi Müslüman bir hanımın kendisine nikah düşen erkeklerin yanında eli, yüzü ve ayakları hariç bütün bedenini kapatması lazım. Yani saçlarının örtülü olması lazım. İşte ensesinin, gerdanının, kulaklarının örtülü olması lazım. O bayanın sorunu olarak bir başta bir kere duruyor. Yani hüküm bu. Şimdi diyelim ki bir Müslüman hanım var ama örtünmüyor. Şimdi başını örtmedi diye buna dinsizdir, Müslüman değildir diyemezsiniz. Değil mi? Evet. Yani başörtünün Allah'ın emri olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de hanımların başlarını örtmesi veya sadece başını değil, işte tesettüre bürünmesi gerektiğini kabul ediyor. Ama yetişme ortamı, alışkanlığı veya nefsine uyduğu için veya şeytana uyduğu için veya ortama uyduğu için derim ki tesettüre bürünemedi. Hı hı. Şimdi ben Şamil Bey'e soruyorum. Ankara'da yaşıyor Şamil Bey. Efendim hangi semtte yaşadığını bilmiyoruz ama derim ki şuradan Ulus'a gitti. Kızılay'a gitti. Keçiören'deyse işte bir caddeye gitti. Etlik'teyse, Çankalı'ysa bir caddeye gitti. Oralarda kapalı örtülü hanımlar yanında açık olanları da görüyor. Şimdi onları görünce ister istemez görüyor yani. Tabii ister istemez görüyor. Şimdi bu durumda Müslüman'ın ne yapması gerekiyor? Bir Müslüman erkek, Müslüman bir hanıma özellikle avret yerlerine yani görülmemesi gereken yerlere şehvetle bakarsa haram olur. Bu hem açık bayan için hem de tesettürlü bayan için geçerli zaten değil mi yani, hocam? Dur. Yani açık olan bir bayan için söylüyoruz. Hı-hı. Yani dedim ki şöyle dekolte kıyafet giymiş, efendim başları açık, mini etek giymiş. Siz onun orasına burasına şehvetle bakarsanız haram olur. Şimdi evet. O kadının o açıklığını söyledik. Yani o örtünmezse zaten haram olur dedik. Bir erkek karşı tarafa böyle şehvetle bakarsa haram olur. Aynı şey kadının erkeğe bakması için de söz konusudur. Ama gördünüz veyahut da bir fabrikada çalışıyorsunuz, siz işçisiniz, memursunuz veyahut da aynı iş ortamında açık olmayan bir kadın da var. Onu görüyorsunuz ama hiçbir zaman şehvetle bakmak aklınızdan da geçmiyor ve bakmıyorsunuz. Mutlak anlamda gördüğünüz için haram olur diye bir şey yok. Mesela bu konuda Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali diyor ki Hazreti Ali'ye yani başka bir kadın, yabancı bir kadın, sana nikah düşen bir kadının diyelim ki mahrem yerini gördüğün zaman veya yüz güzelliğine gördüğün zaman ki Hanefi mezhebinde yüzü örtmek şey değildir, farz değildir. Kadının bir mahrem yerini gördüğün zaman görmekle bakmak arasında fark var. Gördünüz, bu sizin ister istemez gözünüze çarpan bir şeydir. Ama peşinden bir daha bakarsınız, gözünüzü diker bakarsınız, bu senin hakkındır, hakkın değildir diyor Peygamberimiz. Yani ikincisi, üçüncüsü Müslümanın hakkı değildir. Vebal olur, günah olur. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam veda haccında Arafat'tan Müzdelife'ye gelirken arkasına amcası Abbas'ın oğlu Fazlı'yı da bindiriyor. Devesinin arkasını bindiriyor. Daha sonra Fazlı Peygamberimiz vefat ettiğinde cenazesini yıkayanlardan birisidir Hazreti Ali ile birlikte. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte haçtayken arkasına aldığı Fazlı gençtir, yakışıklı birisidir. Müzdelife tarafına gelince orada kadınlar var mesela. Kadınlar Fazlı'ya bakıyor, Fazlı da kadınlara bakıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Fazlı'nın yüzünü kadınlardan şöyle elle tutup çeviriyor. Sonra o bir daha bakıyor, bir daha çeviriyor. Sonra gözlerini kapatıyor şöyle. Şimdi bundan anlıyoruz ki biz bir erkek açık bir kadına
şehvetle bakamaz. Bakarsa bu haram olur. Kadının zaten avret mahallini açması helal değildir. Şimdi bu çerçevede bir Müslüman, diyelim ki beyefendi, hoca efendi, yani tesettüre bürünmemiş bir kadınla röportaj yaptığında veyahut da bir televizyon programına katıldığında burada onun yüzünü görmesi veya saçını görmesinin ötesinde eğer ona böyle şehvet duygularla bakıyorsa haram olur. Değilse problem yok. Haram olur diyemeyiz yani. Evet, teşekkür ederiz hocam. Arkadaşlarım uyarıyorlar. Vaktimizin artık son anlarına girmiş bulunmaktayız. Aynı zamanda haftanın son programını birlikte icra ettik her zamanki gibi. Evet. Şöyle bizim için, alem-i İslam için bir dua ederseniz duayla kapatalım inşallah. Cenab-ı Hak ülkemize birlik, dirlik, düzenlik versin. Fitne ve fesattan, terörden, düşmanların istilasına muhafaza buyursun. İslam alemine bolluk, bereket ve birlik nasip eylesin. Bizlere de sağlık, afiyet, Müslümanca bir hayat sürebilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Çoluk çocuğumuza imanı kamil, amel-i salih, ahlakı Kur'an nasip edip kötü insanların, nefsimizin, şeytanın şerrinden hepimizi korusun. Canım. Amin inşallah. Cenab-ı Hak sizden de razı olsun kıymetli hocam. Aziz dostlar, programımızın sonuna geldik. Aynı zamanda haftanın son programını birlikte icra ettik. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Pazartesi günü tekrar görüşmek duasıyla merak ettiklerinize daima doğru cevap bulmanız dileğiyle. Hayırlı akşamlar efendim.